ve Yatırım Kulübü ile yayınımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman. Bir taraftan az önce Gizem Uzuner Gençlik'te de konuştuğumuz gibi içeride Merkez Bankası ile ilgili görüşler piyasada ayrışırken diğer tarafta yurt dışında da risk iştahında nasıl bir seyir var? Elbette bizim için önemli. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizi bekliyor Pekin'de. Dönüyoruz hızlıca. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Sadi tekrar günaydın. Dün seni yaptığınız yayınlarda Asya piyasalarında günlük güneşlik bir hava var demiştin. Sonrasında bu sabah biraz bulutlar belirmeye başladı diye bahsettin. Bir yandan da Japonya'nın tatilden döndüğünü gördük. MTA'nın da hareketi elbette Asya piyasaları üstünde etkiliydi şüphesiz. Bir yandan da Apple gibi şirketlerden gelen resesyona ilişkin haber akışları da piyasayı şüphesiz etkiliyor. Neler var bizim için notlarında an itibariyle? Zeynep tabii gündem yoğun. Gerçekten dün haftaya başlarken demiştik ki günlük güneşlik Asya'da piyasa açılışları var ama herhalde bir taraftan da nazar değdirdik. Özellikle hisse senetleri tarafında nazar değdirdik Zeynep. Çünkü kapanışlar gerçekleşti. Japonya hariç ki Japonya dün kapalıydı. Biraz intibak yükselişi yaptı diyelim ama onun haricinde dün böyle yükselişle kapatan, yeşile boyanan kim varsa bugün kırmızıyla kapandı. Kapanmak üzere tabii. Birkaç gelişme etkili tabii Apple'ı özellikle etkili gördük. Güney Kore'de etkili gördük, Japonya'da etkili gördük, Çin'de etkili gördük. Nasıl etkili gördük? Örneğin Samsung, Apple'da tabii hem ekran ilişkisi var, hem çip hafıza çipleri ilişkisi var. Örneğin Güney Kore'de Kospi'ye en çok negatif puantaj katkısı yapan şirketti. Diğer taraftan Çin'e baktığımız zaman özellikle çip hisselerini günün en kötüsü olarak gördük sektörel bazda. Ama tabii Çin deyince Zeynep iki tema, İki negatif tema değişmiyor. Bunlardan bir tanesi COVID. Cumartesi gününden bu yana 500'ün üzerinde seyrediyor vaka sayıları. Dün itibariyle 24 saatte 699 vaka çıktı. Bu tabii Çin hükümetini en azından lokal kapatmalara itecek kadar yüksek bir sayı. Diğer taraftan da tabii ki emlak çok konuşuluyor. Çin hükümetinin emlak konusunda bir takım adımları var ama bu adımlar çok etkili olmadı. Çok hızlı toparlamak gerekirse emlak konusunu özellikle çok önemli bir konu. Tabii emlak sıkıntıları Evergrande ile biliyorsun ayyuka çıkmıştı ama Evergrande tabii biraz buzdağının görünen yüzü dersek hiç ama hiç abartmış sayılmayız. Onun gibi çok fazla şirket var. Özellikle nakit akış problemleri var. Bunu neden bu kadar detaylı anlatıp geri girdim? Çünkü inşaatlarını bitiremiyorlar Zeynep. İnşaatlarını bitiremedikleri için de artık alıcılar öfkeli. Evlerini satın almışlar. Bankalardan mortgage sözleşmeleri yapmışlar ama o sözleşmelerin taksitlerini ödemelerine rağmen inşaatlarda bir ilerleme olmadığını görünce örgütlenip taksitlerini, kredi taksitlerini ödememeye başladılar. Bu da çığ gibi yayılıyor dersem yine abartmış sayılmam. Geçen hafta 28 projede örgütlenmişti alıcılar Zeynep. Dün itibariyle 230'a çıktı. Bugün sabah şu anda çok taze EBD'lere göre 300'ün üzerinde proje var. Tabii yüz milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Çin hükümetini son derece endişelendiriyor dersem yerinde olur. Çünkü bir taraftan da alıcılara diyorlar ki eğer inşaatlarınız, daha doğrusu demediler Zeynep ama şunu düşünüyorlarmış, biz bunu öğrendik kaynaklardan tabii ki. Alıcılara eğer inşaatlarında sorun varsa cezasız olarak ödemelerini erteleme hakkı tanıyacaklarmış. Tabii güven tesisi için elinden geleni yapıyor Çin hükümeti ama tabii güven tesis etmekte yapısal sorunların bu kadar derin, bu kadar ağır olduğu bir ortamda kolay değil. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve son dakika bilgisi var. Yabancılara yapılan konut satışı toplam satışları içerisinde %5,7'lik bir pay aldı. Bu da rekor bir seviyeye işaret ediyor. Bu notla beraber dönüyoruz bir kez daha piyasanın gündemine. Gedik Yatırım'a döneceğiz. Gedik Yatırım'da yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Onurcan Bal bizi bekliyor. Onurcan günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım yeni günden neler beklersin piyasalarda? En çok neler bugün etkili olabilir ve hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekir?
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Küresel piyasalarda cuma gününden bu yana gözlenen toparlanma, ki bu toparlamanın altında Fed'in 100 bas puan yerine tekrardan 75 bas puan faiz arttırma yapabileceğine dair güç kazanan beklentilerin etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dün itibariyle bir miktar yavaşlama kaydetti. Yani cuma günü ve dün yurt dışı piyasalarda güçlü alımlar söz konusuydu ama dün akşam saatlerinde Apple'dan gelen biraz daha ekonomik kaygıları arttıran açıklamalar piyasa tarafında bir miktar buradaki yükseliş eğiliminin güç kaybetmesine neden oldu. Bu sabaha baktığımızda, bugüne baktığımızda Amerika vadelerinde dün kayıpların ardından bugün biraz daha salıcılı bir seyir etkili oluyor. Avrupa borsalarında sınırlı kayıplar söz konusu. Bu tarafta yani ana risk başlıkları, yani burada sıkılaşma ve resesyon endişeleri ön planda kalmaya devam ettiği sürece, hani piyasalarda net bir trend oluşumundan ziyade zaman zaman toparlanma hareketlerinin gözlendiği, ancak risklere bağlı olarak da zaman zaman satışların yaşandığı bir fiyatlamayı görmemiz mümkün. Bu yıl içerisinde zaten ağırlıklı olarak satıcılı bir fiyatlama gördük riski vadelerde. Bu ana risk başlıkları da gündemde kalmaya devam ettiği sürece yılın kalanında da hani zaman zaman satışların yaşandığı bir fiyatlama görmemiz de mümkün. Bunu belirleyecek olan, yani risk iştahını ve fiyatlamayı belirleyecek olan temel nokta Merkez Bankası'nın ilerleyen süreçte alacağı kararlar ve ekonomik verilerin özellikle hani buradaki resesyon endişelerini ne derece tetikleyeceği ve bu tarafta beklenen resesyonun ne kadar şiddetli olacağı, tüm bunlar piyasalar cephesinde fiyatlamaları belirleyecek ana unsurlar. Yurt dışı piyasalardaki toparlanmayla dün Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş görmüştük. Burada özellikle bankacılık sektörünün katkısı da olumluydu ve baktığımız zaman ana kağıtlarda, yani Tüpraş'ta, Ereğli'de gibi ana kağıtlar öncülüğünde yükselen bir endeks görünümü vardı. Bugün de hafif alıcılı bir seyir var. 2469 seviyesi şu an için bizim için kısa vadede bugün özelinde izlediğimiz ilk direnç noktası. Eğer bu seviyeyi aşabilirsek ve üzerine tutma görebilirsek 2500'lü seviyelere doğru bir fiyatlama söz konusu olabilir ama bunun için dediğim gibi yurt dışındaki toparlanmanın devam etmesi önemli. Burada da ana risk başlıkları gündemdeki yerini koruyor. Bu hafta özellikle ECB toplantısı piyasalar açısından oldukça kritik olacak. Başta Euro dolar paritesi. Önümüzdeki hafta da Fed toplantısı kritik. Yani bu veriler öncesinde toplantılara yaklaştıkça piyasalarda biraz daha kararsız bir görünüm izleyebiliriz. Toplantıların ardından piyasalarda biraz daha yön arayışı etkili olacaktır. Ama hani burada dediğim gibi ilerleyen süreç açısından sıkılaşmanın devam etmesi ve resesyon korkuları piyasalar tarafındaki dün ve hani cuma günü gördüğümüz toparlanmanın genel olarak tepki mahiyetinde kalmasına ve ilerleyen süreçte de zaman zaman riskli varlıklarda satışların yaşandığı süreci de beraberinde getirebilir. O yüzden varlık çeşitlendirmesi ve aktif portföy yönetiminin önemli olduğu bir sürecin içinde olduğumuzu değerlendiriyoruz. Evet. Bugün son olarak Euro bölgesinden enflasyon rakamı önemli olacak. Amerika'da konut verileri. Bu verileri de takip edeceğiz ve buradaki gelişmelere bağlı olarak da fiyatlamalar biraz daha yön bulabilir diye düşünüyorum. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Ve içeride bugün iki önemli veriyi karşıladık. Biri konut satışlarıydı, diğeri de kısa vadeli borçlar. Daha fazlası için araştırma masamıza döneceğiz. Araştırma uzmanımız Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, günaydın. Az önce de notları düştük. Yaptığımız değerlendirmede beklentinin biraz üzerinde gelen, esasında yaz ayları için yüksek bulunan konut satışları rakamlarını aldık ki burada enflasyon beklentileri öne çıkıyor anladığımız kadarıyla. Yabancıya satışta da rekor bir oran söz konusu olmuş. Bir yandan da kısa vadeli borçlarla ilgili rakamlar geldi merkezden. Sözü sana bırakayım yorumlar için. Zeynep merhaba, günaydın. Güzel bir gün diliyorum ben de. Sen en önemli noktalarına değindin. Bugün aslında konuttan hariç bir verimiz daha var. Kısaca ona da değinelim. Vadesinde bir yıldan az kalan dış borç Mayıs ayında 182,3 milyar dolar oldu. Bununla beraber sabah saatlerinde dolar TL'nin 2022'nin en yüksek seviyelerinde seyrettiğine şahit oluyoruz. 17,55'in üzerindeki son dönemde bir CDS risk primiyle ilgili de yukarı yöndeki seyirden bahsediyorduk. Aslında dünyadaki fiyatlamalarla ilgili bunun yurt içindeki yansıması adına önemli bir günün başlangıcındayız diyebiliriz. Konut satışları geldi. Farklı bakış açılarından aslında Zeynep, senin de belirttiğin gibi farklı bir veri dokusu var. Haziran ayında baktığımızda 9 ayın en yavaş artışı gerçekleşti aslında ama yaz ayları gözüyle baktığımızda da Eylül 2021'den beri görülen bu düşük artışa rağmen volümün yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık %11,7'lik bir artış söz konusu ama şu gözle bakmak önemli. Mayıs'ta yıllık artışın %107,5 olduğunu hatırlatalım. İpotek
istekli satışlarda bir miktar normalleşme var. Burada Haziran ayında %40,6'lık bir artış söz konusu. Mayıs'ta ipotekli satışların artışı yıllık bazda %177,8'di. Ve geliyoruz biraz önce son dakikada da ekranda gördük. Yabancıya konut satışı özellikle son dönemde gündemde olan bir konu. Ben yayına hazırlanırken 2013 yılından itibaren yabancı satışlarına baktım. Burada 8630'luk rekor bir rakam söz konusu. 2013'ten itibaren bakarsak aslında binler, 2000'ler, 3000'ler diye kademeli olarak yıllara sari arttığını görüyoruz Zeynep. 8630'luk rakam öncesinde Aralık 2021'de 7500'ün üzerinde bir rakam var. Ama genel olarak yıl sonlarında artışın yılın ilk 6 ayına göre daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu kez 2022 yılının ortalarında bu rakamı karşıladık. Yabancılara konut satışta %81,8 artmış durumda. Rekor olan kısmı da toplam satış içindeki payı 8630'luk az önce bahsetmiş olduğum rakam %5,7'lik bir rakama tekabül ediyor. Son bir dipnot. Burada da özellikle 2018 yılından beri ki burada belki kur hareketleriyle alakalı da konut satışlarına, yabancıya konut satışlarına bakılabilir. Rakamın bir miktar daha önceki yıllara göre yabancıya konut satışının hızlandığını görüyoruz. Yayınlanan verilere böylelikle toparlayabiliriz Zeynep. Çağlar Kuzlukluoğlu, çok teşekkür ederiz detaylar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir reklam arası verelim, ardından devam edeceğiz. Yatırım kulübüne devam ediyoruz. OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan bizimle beraber bu sabah. Murat, günaydın, hoş geldin stüdyoya. Hoş bulduk, günaydın. En son buluştuğumuzda da yine enflasyondan bahsetmiştik. O zaman enflasyon endeksi bir kağıt çıkıp çıkmayacağına ilişkin beklentiler vardı. Onları değerlendirmiştik. Şimdi bu hafta yine bir PPK haftası içerisindeyiz. Merkez Bankası'ndan belki bu toplantıda çok bir şey beklenmiyor. Ama yılın geri kalanına ilişkin bizim anketimizde ciddi ayrışmalar var. Az önce Gizem'le de konuştuk. Piyasada yıl sonunda politika faizini %40 bekleyen de var, %9 bekleyen de var. Ufuk ne kadar uzağa giderse beklentiler de o kadar dağılıyor. Hatta Merkez Bankası faiz artırır mı, azaltır mı, bunu ne zaman yapar deyince iyice birbirinden farklı görüşler çıkıyor karşımıza. Şimdi hem bu toplantıda hem de yılın geri kalanında ne beklemeliyiz Merkez Bankası'ndan, hem politika faizi hem de metinler çerçevesinde sorayım. Kısa vadeli bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani Merkez Bankası bir parçası olduğu karar verme mekanizmaları itibariyle, yani artık bir kendi bağımsızlığı kalmamış olduğu için bir parçası olduğu karar mekanizmalarının genel söylemine baktığımızda kısa vadede Merkez Bankası'ndan manşet faizi anlamında bir değişiklik beklemek doğru olmaz gibi gözüküyor. Fakat biraz daha uzun vadeye baktığımızda tabii geldiğimiz nokta itibariyle Merkez Bankası'nın bu %14'lük politika faizinin piyasa açısından fazla bir anlamı kalmamış durumda. İşte bu hafta itibariyle örneğin TL faizler 40'lı rakamlarda tekrar. İşte az önce senden konuşuyorduk. İşte ne bileyim, mesela konut kredileri büyük ölçüde durmuş vaziyette. Dolayısıyla Merkez Bankası faizi ne olur diye biz normal şartlarda sorduğumuzda bu faizin bir anlamı, bir önemi piyasadaki diğer faizler için bir çıpa özelliği olduğu varsayımıyla konuşuyoruz. Halbuki bu varsayımlar artık bugün itibariyle çok doğru değil. Dolayısıyla fiilen piyasada faizler zaten 40'lı yerle, 40'lı rakamlarda kredi faizleri. Onun için sene sonu ne olur dendiğinde merkez faizi ne olur belli değil, ama muhtemelen reel sektörün maruz kaldığı faizler aynen bu 40'lı rakamlarda olacak diye ben de bekliyorum. Şimdi böyle bir noktaya geldiğimizde kur ne olur, faiz ne olur, piyasada işler faizler anlamında ne olur, enflasyondan korunmak için ne yapılır, istersen biraz o tarafları da açalım mı? Şimdi zamanında çok daha basit bir iki hamleyle çözülebilecek olan enflasyon problemi kelimenin tam manasıyla zıvaradan çıkmış durumda. Dolayısıyla böyle artık hani basit bir faiz artışıyla çözülebilecek bir niteliğini de yitirmiş durumda. Yani o tren kaçtı maalesef. Genel söyleme baktığımızda, yani bir süredir sanki işte enflasyon kendi kendine bir noktada hiçbir şey yapmasak da inecekmiş gibi bir beklenti var. Bu beklenti yeni değil. Yani geçen sene belki işte Ekim-Kasım aylarından beri
bu beklenti var. Hani böyle orman yangını gibi denize geldiğinde durur gibi bir beklenti var. Halbuki Merkez Bankası bu tempoda para basmaya devam ettiği sürece enflasyon düşmez. Ha işte şimdiki %130 üfe seviyesinden belki daha makul sadece çift haneli yerlere gelebiliriz ama yani 21. yüzyılda böyle hani 130'u bırakın 40-50-60'da enflasyon rakamları da Türkiye'ye gerçekten hiç yakışmayan rakamlar. Dolayısıyla bu enflasyon probleminin sebebinin ne olduğu, bunun sorumlusunun kim olduğu, bu sorumlu kişi veya kurumların da nasıl bunu düşüreceği konusunda tatmin edici bir çerçeve ortaya konmadığı sürece maalesef enflasyonla ilgili, kurla ilgili, faizle ilgili çok net bir öngörüde bulunmak zor. Ama bu çerçeve ortaya konmadığı sürece TL üzerindeki baskı devam eder. Şimdi bugün mesela Fitch'ten bir değerlendirme var Dünya Gazetesi. Diyorlar ki enflasyonla mücadelede ortodoks politikalara dönülmeli, faiz artışlarına gidilmeli. Bu şekilde bu problem çözülebilir. Dün Mehmet Aşçıoğlu ile sohbet etme şansımız oldu Tacirler Yatırımlar'dan. Mehmet Bey de diyor ki biz faiz artışları yapmakta artık çok geç kaldık. Faiz indirmekte daha kötü olur. O da böyle bir görüş verdi mesela. Piyasadaki beklentilere yine döndüğümüzde terminalde 23 kurumdan tahminler girilmiş olduğunu görüyoruz. Tabii medyan burada da %14 olmakla birlikte örneğin Invest AZ'den Dr. Tuğberk Çitilci %13'lük bir politika faizi öngörüsü vermiş. Dolayısıyla bir 100 bas puan burada da düşüş olabileceğini paylaşmış. Diğer yandan az önce mesela konut satışlarını değerlendirdik. Cansel Turgut Yazıcı ile birlikte Eva Gayrimenkul değerlemeden. O da diyor ki Temmuz başında gelen tedbirlerle belki satışlarla Temmuz'da bir miktar soluklanma görsek bile fiyatlar kanadında bir durulma görmemiz için bir sebep öngörmek çok zor. Çünkü enflasyondan korunmak isteyen evladiyeliktir diyerek gayrimenkule de teveccüh gösteriyor. Şimdi en son buluşmamızda mesela TL'si olan ne yapsın noktasında böyle bir tırnak içinde süper bono beklentisini ele almıştık seninle. Sermaye piyasaları açısından yine tek adres borsadır diye mi bir fikir verirsin? İşte konut gibi, işte ikinci el oto gibi aslında değil mi? Pek çok somut elle tutulur ve sonrasında satarım kar ederim tarzındaki varlıklara da yönelenler oldu değil mi? Yatırım anlayışımız biraz genişledi gibi gözüküyor bu esnada. Tabii üzücü olan şu, bunların hepsi gayet verimsiz yatırımlar. Yani ekonomiye çok büyük bir katkısı olmayan sadece... Arabayı işte, aldığında normalde değerinin düşüyor olması lazım. Evet, yani böyle şimdi Küba gibi ikinci el arabayı bir yatırım aracı olarak görüyor olmak ekonominin genel açısından hiç iyi bir şey değil. Emlak fiyatlarında da aynen belirttiğin gibi tabii enflasyondan korunma dürtüsü artı bu piyasaya sürülen ucuz kredi hacminin yarattığı etkiyle bir artış yaşandı. Ama işte emlak konusu çok hassas bir konu. Yani pek çok kişi için hayatında yaptığı en büyük yatırım olduğundan dolayı yani emlakın böyle bir psikolojik boyutu da var. Türkiye'de öğrenilmiş bir takım ezberler de var. İşte yani 70 sene boyunca emlak fiyatları asla düşmez. Ne alırsan al hep kazanırsın diye bir beklenti de var. Fakat şu hususun belki altını çizmek lazım. Yani gayrimenkulde şöyle bir geri çekilip baktığımızda şimdi gayrimenkul tabii heterojen bir varlık havuzundan bahsediyoruz. Yani işte Boğaz'da yalı da var, işte çok daha mütevazi şeyler de var ama böyle bir hani ortalama işte sizin kanalda reklamı dönen türden işte projeler, hani orta üst tabakaya, beyaz yakalıya yönelik işte biraz medeni bir site şeylerine baktığımızda benim görebildiğim kadarıyla yani metrekare fiyatları işte 3-4 bin dolarları yani net metrekare fiyatları pek aşmıyor. Bu 10 sene önce de aşağı yukarı buralardaydı. Yani maalesef hani İstanbul büyüklüğünde özellikle bir koskoca bir metropolde dediğim gibi hani çok uç istisnaları bir kenara bıraktığımızda yani bu fiyatlar düşük müdür? Düşüktür. Ama bunlar Türkiye ekonomisinin gerçeklerinden tabii çok fazla ayrışamadığı için bir TL bazında bir illüzyon tabii yaşanıyor. Ama işte dolar bazında baktığınızda yani bütün bu işte fiyatlar tabii çok yanıltıcı da olabiliyor. Yani 72 taksit peşin fiyatına dediğiniz zaman o 100 TL artık 100 TL değil. O aslında 50 TL demek bugünkü değeri vesaire. Ama şöyle bir çekilip baktığınızda yani bugün herhalde işte cebinde parası olan ben ciddi alıcıya gittiğinizde 3-4 bin dolarlara yani metrekaresi yani bir sürü yerden çok iyi bir şey alabiliyorsunuz. Bu da yani orta vadede ne kadar kazandırır sorusuna bir miktar cevap veriyor bana göre. Şimdi o zaman daha çok eğer yine enstrümanlara dolar cinsi bakacaksak öncelikle borsayı sorayım. Nasıl görüyorsun diye. Sonrasında da doları sorayım. Çünkü küresel çapla belki en çok tartışılan başlıklardan bir tanesi bu. Dolar rallisinin daha başında mıyız? Ki geçen hafta mesela Bloomberg Dolar Endeksinde rekoru da gördük. Bu sabah Özgür Atipoğlu vardı yayınımızda. Özgür Bey de diyor ki ben ticaret ağırlığına göre ağırlıklandırılmış olan dolar endeksini takip ediyorum ve orada daha gidecek yol olduğunu görüyorum dedi.
Evet, yani bu tabii içinden geçip artık herhalde de geride bırakmış olduğumuz bu olağanüstü para politikası deney süreci. Yani 2009'da Bernanke'nin muslukları açıp hatta 2001'de aslında belki internet balonu patladıktan sonra Greenspan'in başlattığı bu düşük faiz döneminin sonuna geldik. Bunun bir muhasebesini çıkartabiliyoruz. Hani kolay işaretleyebildiğimiz kutulardan bir tanesi işte dünyanın ıslığını geliyor, karşılıksız dolar basıyor, işte doların hegemonyası bitiyor diyen koronun sesi bir miktar kesilmiş durumda. Dolar tekrar King Kong gibi ormanın kralı olarak yükselmesine devam ediyor. Bu bir. İkincisi tabii bu bahsettiğim dönemde kullanılan ekonomik tercihlerin siyasi sonuçlarına baktığımızda düşük faiz politikası yaygın kanaatin aksine Amerikan orta sınıfına korkunç bir zarar verdi. Yani bugün Amerika'da evet. Görülen adaletsizliklerin önemli müsebbiplerinden bir tanesi bu düşük faiz politikası. Çünkü varlığı olanın varlığının fiyatı arttı. Arkadan gelen, yeni çalışmaya başlamış, geleceği için para biriktirmeye çalışan, işte ben para biriktireyim, ev alayım, emekli olunca bir geçinecek kaynağım olsun diyen insanların ise bütün geleceği bu uğurda feda edildi. Bir de şimdi bunun üstüne %9 manşet enflasyon çıktığı zaman hiçbir kuvvet burada bu Fed'in yapacağı sıkılaştırmanın karşısında duramaz. Yani hemen gene bir kora başladı. İşte resesyon geldi, Fed daha yapıyor vesaire olabilir ama %9 enflasyonun düştüğünü görmeden Fed patika değiştirmez. Dolayısıyla dolar güçlü kalır. Bu da bizim gibi tabii sermaye ithal etmek durumunda kalan ülkeler açısından, hele bir de biz bu arada kendi ayağımıza kurşun üstüne kurşun sıkıyorsak tabii kötü haber. Nitekim baktığınızda bugün işte Türk CDS'leri 900 puan civarında. Yurt içindeki TL faizlerin zıplamasına ilaveten yurt dışı borçlanma hem maliyetlerimiz artmış durumda. Yani maalesef yani devlet borçlanması için 10-11 seviyeleri gözüküyor. Hem de bu kapı açık mı kapalı mı yılın ikinci yarısında da onun cevabı bence hiç net değil. Yani vadesi gelen ciddi miktarda özel ve kamu kesiminin yurt dışı borçları var. Bunlar hangi fiyattan ne kadarı rol edilecek ben biraz endişeliyim. Bunlar piyasadaki hissiyat üzerinde de etkili olur mu onu da bir konuşalım. Çünkü mesela hep işte kağıtlar ucuz mu diye konuşuyoruz işte değil mi? Biz bayramdayken de haberler çıktı. MSCI gelişen ülkelerle bizim borsamızı karşılaştırdığımızda işte %65 ile iskonto rekoru kırdık vesaire diye. Ama dediğin gibi CDS'in 900 bas puana yakın seyrettiği bir yerde değerlemeler üzerinde, beklentiler üzerinde muhakkak ki bir etkisi olacaktır. Tabii yani maalesef fiyatların ucuz olması bir hakikat olmakla birlikte tek başına bir katalist görevi görmüyor. Yani sen de çok iyi biliyorsun biz yıllarca iyi zamanlarında işte bakıp örneğin Rusya'nın, Rus borsasının FK'sı 5, Türkiye'nin 15. Niye? Çünkü Türkiye'de bir kurumsal çerçeve var, Türkiye devlet gibi devlet, Türkiye'nin geleceği parlak vesaire diye değerlendiriyorduk. Bugün baktığımızda Türkiye'nin FK'sı 5. Ucuz mu? Ucuz. Tek başına 5 olduğu için tekrar 15'e gider mi? Hayır, gitmez. Yani bu işte başımıza çıkmış olan enflasyon ve yurt dışı döviz likiditesi risklerinin arkasındaki bütün bu temel sebeplerin yani Türkiye'nin kurumsal çerçevesinin tekrar bir ele alınması lazım. Şimdi yurt dışı demişken hemen o tarafa da değinelim. Çünkü dolardan az önce bir miktar bahsettik. Son dönemde dediğin gibi senin de enflasyon Amerika'da beklentilerin ötesinde geldi. Ama mesela Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksinin altındaki enflasyon beklentileri kalemine bakıyoruz. Orada işte 3.1'den 2.8'e indi diye. İşte demek ki Fed belki de 100 bas puan değil 75 bas puan faiz artırımı yapacak diye tırnak içinde güvercinleşen bir beklenti senaryosuyla karşılaşabiliyoruz. Sen ne beklersin 26-27'sinden? İşte Powell'ın kendi de söylüyor resesyon da evet. Mümkün. Böyle bir ihtimal de var masada diye. Ama sana göre 75 bas puan ötesinde bir faiz artırımına piyasa kafaca hazırlanmalı mı? Mümkün fakat yani piyasanın fiyatladığından çok farklı bir beklenti içine girmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama bir şimdi biliyorsunuz yani tüketici endeksi vesaire 80 bas puanı almış şu anda piyasa öyle gözüküyor. Evet, yani işte bu işte kabaca işte ben %80 ihtimalle 75-20 ihtimalle işte 100 evet. gibi bir şey doğru. fiyatlıyor. Şimdi işte beklenti engelleri, difüzyon işte bunlar tabii daha soft indikatörler. Bir tane çok önemli bir rakam var ki Amerika'da işsizlik %3. %3 işsizlikle resesyon olmaz normal şartlarda. Dolayısıyla evet. hayatta hiçbir şey imkansız değil belki ama Fed'in yani ben hata yapıyorum, vidaları fazla sıkılaştırıyorum. 9 enflasyondan korktuk ama
arada şimdi resesyon başlatıyoruz demesi için çıta çok yukarıda. Çok çok yukarıda. Öyle yani iki tane tüketici beklenti, onlar çok bir de oynak biliyorsun. Endeksine bakarak falan bu değişmez. Herkesin hesabının kitabını şahin bir Fed'e göre yapması lazım. Peki Avrupa tarafında ne kadar şahin bir düşünce içinde olmak lazım? Onu da konuşalım. Bugün uluslararası basında da vardı. Diyorlar ki Lagarde imkansız bir ekonomiyle boğuşmak zorunda. Çünkü bir yandan tabii savaşa en yakın yerdeler. Diğer yanda dediğin gibi bir enflasyon var. Bütün dünyanın mücadele ettiği. Bu arada Avrupa Merkezi demişken Perşembe günü 50 bas puanlık faiz artışının tartışılacağı haberleriyle Euro dolar 1.02 seviyesinin üzerine çıktı. Şimdi bugün terminalden sabah da gösterdik. Yine belki denk gelirse habere gösteririz. %50'nin üzerinde ihtimalleri resesyon gelir diyenler mesela Emily Pulse anketinde %80'in üzerinde bir orana sahipken 50 bas puanlık faiz artışı gelir mi? Bununla beraber 1.02'nin üzerine gelen bir parite hareketi takip ediyoruz. Ne beklersin? Gelir mi 50 bas puan bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nda? Gelirse ne olur? Gelmezse ne olur? AMB'nin işi gerçekten çok zor. Çünkü aynen belirttiğin gibi zaten savaşın cephesine yakın olduğu için doğal olarak bir sürü başka problemle uğraşıyor. Yani bir enerji krizi var. Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın bütün şiddetini Avrupa'da hissediyoruz. Yani Amerika biraz daha bundan insüle kendi enerji kaynakları olduğu için. Artı faiz arttırması durumunda zayıf güney ülkelerinin ekonomileri ne olur? Yani İtalya'nın bu borçluluğuyla işte borçlanmasına bir puan fazla faiz ödemeye başlasa işte bütçesi ne olur? Gibi bir sürü soru var. Fakat bütün bunları tabii şöyle bir kontekste değerlendirmek lazım. Avrupa faizleri de o kadar uzun süre sıfır, biliyorsun bir sürü ülkenin borçlanma faizi negatife bile geçti ki. Tabii, kasa kirası. Böyle baktığımızda kasaki aynen yani kasa ve silahlı nöbetçi maliyeti gibi hesaplar yapılıyordu. Yani yatırımcı üstüne para veririm demeye razıydı evet. Ama şimdi öyle bir stok kalmadı tabii. Evet, şimdi orada da bir kafasını kaldırmış enflasyon var. Bunların bir kısmı arzi sebeplerden fakat bu Türkiye'de tartışılan bir konu. Gelişmiş ülke merkez bankaları şöyle demiyor. Yani enflasyon arttı ama işte ben emtia fiyatlarını etkileyemem, onun için bir şey yapmayayım demiyor. Ben o zaman etkileyebildiğim tarafı baskılayayım ki bir denge ortaya çıksın diyor. Bunu da bir kenara not edelim. Bütün bunlar değerlendirildiğinde ve Avrupa'da faizlerin olağanüstü düşük seviyesini göz önüne aldığımızda ben bir faiz arttırımının yani bütün bu risklere ve yaşanacak olan muhtemelen bir miktar tatsızlıklara rağmen ben faiz artışı patikasına gireceğini düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman mesela resesyon olur mu önümüzdeki 6 ay içerisinde Avrupa'da diye ankette sorulduğu zaman katılımcıların %80'den fazlası hem kurumsal yatırımcı hem de bireysel yatırımcı tarafında %50 üzerinde ihtimalle Avrupa'nın önümüzdeki 6 ayda resesyona gireceğini düşünmüş. %10'lu ihtimallerde de %10'lu katılımcılarda da %50'nin altında bir resesyon ihtimali yansımış. Onu da belirtelim. Yine biraz daha grafikte aşağı indiğimizde Avrupa'da bir borç krizini neler beraberinde getirebilir deyince de bir numarada doğalgaz kesintisi gibi bir unsur karşımıza çıkıyor. Agresif faiz artırımları %25 ihtimal almış ve %18'lik bir ihtimalde faiz farkları arasındaki aslında eşikler aşılırsa devreye alırız denilen mekanizmanın piyasanın istediği ölçüde kuvvetli gelmemesi gibi bir riski ele almışlar. Şu anda da yine Avrupa Merkez Bankası tarafına baktığımızda kabaca 36 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Son not, son bir dakikamız içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında bu tahvil faizli farklarına ilişkin bir mekanizma duyar mıyız? Ne dersin Murat? Muhtemelen duyarız. Çünkü bu ele alınması gereken bir konu. Yani bunu Avrupa'nın tabii uzun zamandır hep senin programlarında da konuşuyoruz. Bir parasal birlik gerçekleştirildi. Fakat bir mali birlik yani bir fiscal union yok. Yok. Yani aynı para birimini kullanıyorlar. Bir tane euro faizi var ama işte Yunanistan ve İtalya ile işte Almanya'nın faizi aynı mı olmadı nasıl olur gibi bir paradoks var. Dolayısıyla bu konuda artık bıçak kemiğe dayandı. Yani bu birliği ya dağılacak ya güçlenecek. Ben güçleneceğini düşünüyorum. Güçlendirme yönünde bu ağır, bürokratik, hantal bir mekanizma olacaktır. Ama bu faiz farklarından başlayarak ileriye dönük daha güçlü bir mali birliğin de temellerinin atılacağını düşünüyorum ben. OMC Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan. Çok teşekkür ederiz Murat. Verdiğin çok değerli yorumlar için. Bizim sohbetimiz esnasında bakalım küresel piyasalarda nasıl bir hareket yaşandı. Onu da hemen Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı ile konuşacağız. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Şimdi bir taraftan tabii küresel piyasalar hareketli diyoruz. Diğer yanda enerji başta olmak üzere enflasyon piyasaları hareketlendiriyor. Bunu da biliyoruz. Dün itibariyle Doktor Fatih Birol'un da kaleme aldığı bir makale var. Bir arada hareket edilmesiyle Avrupa bu krizi aşabilir diyor. Tabii orayı da takip edeceğiz. Ama an ihtimalle fiyatlamalar neye işaret eder? Detaylarını senden alacağız Ersoy. Zeynep merhaba. Evet, bugün Asya'da karışık bir görüntü vardı. Eksiler biraz daha fazlaydı. Merkez bankalarından sonra kurumların aldığı kararlar etkili oldu. Bugün siz de bütün gün anlattınız. Goldman Sachs ve Apple'ın aldığı kararlar, yani işe alımları yavaşlatma kararları, yine resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdi. Ve yine Çin'de artan Covid vakaları biraz baskı yarattı. Bugün Japonya hariç genelde eksiler hakimdi. Japonya'da dün kapalıydı. PSR iyiydi, o yüzden onu geri aldı. Çin ise yatay kapattı ama genelde eksiler hakimdi Asya tarafında. Petrolde ise biraz yükseliş hakimdi. 106 dolar seviyesinde Brent, Amerikan türü dün yüzünün altındaydı hatırlarsan. Biden ziyareti sonrasında Suudi Arabistan'ın hemen üretim artışı yapmayacağı beklentisi fiyatları etkiledi. Bir de Kanada ile Amerika arasındaki petrol boru hattındaki sıkıntılar bugünkü yükselişin ana sebebiydi. Bugün Tahran'da bir zirve olacak. Bunu yakından takip etmek lazım. Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı arasında Zeynep. Ama genel olarak toparlarsam bugün borsalarda hafif satış vardı ama petrol fiyatları yine yukarıdaydı. Böylece Yatırım Kulübü'nün sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.